Kediler, çeşitli nedenlerden dolayı kusabilir. Bazı yaygın nedenler. Tüy yumağı, kediler, tüylerini yalamak suretiyle temizlerler. Bu durumda bazen tüy yutabilirler ve bu tüyler mideye birikerek tüy yumağı oluşturabilir. Tüy yumağı mideyi rahatsız edebilir ve kusmaya neden olabilir. Hızlı yemek yeme, kediler, bazen hızlı bir şekilde yemek yediklerinde veya çok fazla yediklerinde kusabilirler. Hızlı yemek yemek mideyi tahriş edebilir ve kusmaya yol açabilir. Yabancı cisimler, kediler, bazen yanlışlıkla yabancı cisimler yutarlar. Bu cisimler midelerinde tahrişe ve kusmaya neden olabilir. Örneğin, saç tokası, ip parçası gibi küçük nesneler kusma nedeni olabilir. Sindirim problemleri, kediler, sindirim sistemleriyle ilgili bazı sorunlar yaşayabilir. Mide iltihabı, gastrit, bağırsak enfeksiyonları gibi sindirim problemleri kusmaya yol açabilir. Zehirli maddeler, kediler, bazı bitkileri veya zehirli maddeleri yalayarak veya yutarak zehirlenebilirler. Zehirli maddeler mideyi tahriş edebilir ve kusmaya neden olabilir. Hastalıklar, kediler, çeşitli hastalıklar nedeniyle kusabilirler. İnflamatuar bağırsak hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı gibi sağlık sorunları kusmanın bir belirtisi olabilir. Stres ve anksiyete, kediler, stresli veya endişeli olduklarında kusabilirler. Yeni bir ev, yeni biriyle tanışma, evdeki düzenin değişmesi gibi faktörler kedinizde strese neden olabilir ve bu da kusmalara yol açabilir. Gıda intoleransı veya alerjisi. Kediler bazı yiyeceklere karşı intolerans veya alerjik reaksiyonlar geliştirebilir. Bu durumda kusma, ishal veya sindirim sorunları ortaya çıkabilir. Parazitler, iç veya dış parazitler, örneğin kurtlar, pireler, kedinizin sindirim sistemini etkileyebilir ve kusmalara neden olabilir. Enfeksiyonlar, kediler, viral veya bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarak kusabilirler. Enfeksiyonlar genellikle ateş, halsizlik ve diğer belirtilerle birlikte görülür. İlaçlar veya toksinler, kediniz, bazı ilaçlar veya zehirli maddeleri yutarsa kusma yaşayabilir. Bu tür maddelerin kusmaya yol açabileceği için dikkatli olmak önemlidir. Sindirim sistemi bozuklukları, kedilerde inflamatuar bağırsak hastalığı, pankreatit veya gastroenterit gibi sindirim sistemi bozuklukları kusmaya sebep olabilir. Irritable bağırsak sendromu, kedilerde irritable bağırsak sendromu, bağırsakların normal şekilde çalışmadığı bir durumdur. Bu durum, kusmaya, ishale ve sindirim sorunlarına neden olabilir. Tümörler, nadir durumlarda kedinizin sindirim sisteminde veya başka bir organında tümörler oluşabilir. Bu tümörler kusmaya yol açabilir. Diyet değişiklikleri, kedinizin diyetinde ani bir değişiklik yapmak, sindirim sistemi problemlerine ve kusmaya yol açabilir. Yeni bir yiyeceğe geçerken dikkatli olmak ve geçiş sürecini yavaşça yapmak önemlidir. Gebelik, eğer bir dişi kediniz gebe ise, bazen gebelik sırasında hormonal değişiklikler nedeniyle kusma meydana gelebilir. Bu durum genellikle geçicidir ve gebelik sona erdikten sonra düzelir. Hipertiroidizm, kedilerde hipertiroidizm, tiroid bezlerinin aşırı aktif olmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Kusma, kilo kaybı ve aşırı iştah gibi belirtiler görülebilir. Kedinizin kusma sorunu devam ediyorsa veya eşlik eden diğer belirtiler varsa, veteriner hekiminize danışmanız önemlidir. Kedinizin durumunu değerlendirecek ve uygun tanı ve tedaviyi sağlayabilecektir.